Arkadaş bir markete gittim, yemin ediyorum iki tane ekmek bir tane süt aldım, 40 lira para ödedim ya. Vallahi billahi bu ülke batmış. Para kalmadı arkadaş cebimizde. Tabii bunun muhabbetini yaptıktan sonra da birazdan arkadaşlar bir tane pas. Ah, kayıttayız. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yepyeni bir ebeveyn game videosundasınız. Drive 21 oynuyoruz. Drive 21'e yeni gelen güncelleme ile birlikte eklenen Passat'ı deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Cebimizde paramız var. Şimdi Passat'ın siparişini vereceğim. Ama önce bir evime girmem lazım. Bakın şu minibüsler de var ya. Ne zaman benim işim olmasa siz minibüsler kapımın önünden geçin zaten. Selam, saygılar. Hayırlı işler olsun. Allah'tan arabamı alacağım da. Artık minibüse falan ihtiyacım kalmadı. Kapat abi şu. Şu apartmanı da bir temizlesinler ya artık. Leş gibi ortalık. Aç abi. Dolapta tam takır kuru bakırdı en son. Evet, hiçbir şey kalmamış. Neyse abim, ben arabamın siparişini vereyim. Şimdi burada Quad Fix Web'e giriyoruz arkadaşlar. Sahibinden'e giriyoruz. Benim kenarda kaç para? 4 milyon TL param var arkadaşlar. 4 milyon TL ile neler alabilirim? Bir sürü araba alabilirim. İstediğiniz araçları chat'e yazmayı unutmayın bu arada. Araçlar kısmında bakın, burada bayağı pick-up'ından tut sedanına, yani Topaş'ı var, işte ne bileyim ticarisi var, BMW'si var, Mercedes'i var, ama biz yeni güncelleme ile eklenmiş olan Volkswagen Passat'ı deneyimleyeceğiz. Passat'ın şimdi burada neymiş abi? Sedan 10 diye geçiyor. Passat yazamıyorlar tabii. 158.443 TL. 2016 model. Yanlış hatırlamıyorsam B6 kasa olması lazım. 45.000 kilometrede 1.4 benzinli motora sahip. Satın al dedim arkadaşlar. Paramdan da düştü. Şimdi plakamızı da bir yazalım. Plakamızı ne yapalım? Ben İzmirliyim abi. 35 EBE 35 yapayım. Ebeveyn Game'in ebesini koymuş olduk buraya. Enter'ladık. Ondan sonra çıkış dedim. Arabam geldi mi acaba? Bakayım pencereden. Lan benim arabam nerede? Yani benim arabam nerede? Ha, bir dakika. Arabayı aldık. Araçlarım kısmına düştü. Drive dememiz lazım. Tamam. Drive dedim. Tamam. Şimdi arabam geldi diye düşünüyorum. Hemen bir bakayım. Evet, arabamın simgesi. Of. Of, beyaz kuğu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yalnız öncelikle bir saniye şeye bakmam lazım. Abi sağlığım yerinde. Yemem içmem yerimde, suyum yerimde, duşa ihtiyacı yok, tuvalet ihtiyacı yok, dinlenme ihtiyacı yok. Mükemmel. Devam. Işıklarımızı kapatalım. Hadi bakayım. Arabayla bir test sürüşüne çıkalım artık. Bu arada hala izliyorsun, farkındayım. Kanala abone olmamışsın, videoya beğeni atmamışsın. Hani sen ben arabaya bineseye kadar bunları halledersen iki hareket yapacaksın. Tak tak vuracaksın oradan, halledeceksin yani. Onu da hatırlatayım dedim. Evet, 35 EBE 35 plakalı Passat'ımız bembeyaz. Kuğumuz geldi. Şimdi bununla beraber bir top speed deneyeceğiz. Maksimum ne kadar hızlanıyormuş ona bir bakacağız. Sonra bir modifiyeye götüreceğim arkadaşlar. Oğlum çok güzel be. Bunu bir aşiret paket yapmak lazım aslında. Şimdi arabaya bindik. Lan dur, yavaş. Arabaya biner binmez hemen boşa aldı araba kendisini. Oğlum çok güzel yapmamışlar bir. İçim içi her şeyi harika. Şimdi arabayı neyle çalıştırıyorduk bunda? Arabayı çalıştırdık. Işıklar değil, dörtlüler bunlar. Işıklarımızı yaktık. Böyle biraz gaz verelim. Tam vitesimizi de bire taktık. Hadi bismillah. Abi motor sesi harika yalnız ha. Arabayı ben size dıştan göstermek istiyorum. Evet, böyle olunca daha bir güzel gözüküyor. Hatta şöyle yapalım. Evet, 2016'ydı. Allah, yavaştan çarpıyorduk daha yepyeni arabayı. 2016 model Passat'ımız var. Şimdi birazcık bir otobana çıkalım bence. Hop, yavaş. Yalnız birazcık sürüş kısmında alışmamız lazım Passat'a. Deli gibi hızlanıyor yalnız ha. Frenlerde bir sıkıntı mı var? Biraz frenler ötüyor gibi geldi sanki bana ama. Abi kaldırıma çıktın, kaldırıma. Allah Allah. Şu adamlara bak ya. Hadi ben. Aa, köfteci varmış burada. Ana, buraya köfteci yeni mi açıldı ya? Buradan sonra köfte yiyelim arkadaşlar. Unutturmayın. Aramızda köfte severler varsa da yorumlardan belirsin yani. Şimdi benim otobana çıkmam lazım. Şöyle hafif minik bir şehir turu yaptıktan sonra otobana doğru yol alacağız. Şimdi önce haritamıza bir bakalım. Otoban neredeymiş? Haritaya niye bakamıyorum ya? Çık lan arabadan. Hop, ezme, yavaş yavaş. Evet dostlar, otobana gitmemiz için buradan önce sağ sonra sol yap. Yok, aşağılarda kalıyor otoban. Ya biz o yan taraftaki yoldan gidelim ya, sıkıntı olmaz. Beni biliyorsunuz arkadaşlar, ben normalde taksiciyim boyunda. Şimdi sağdan sonra sola, zaten bize şeyi gösteriyor yol. Haritada gösteriyor. Otobanda şöyle maksimum ne kadar hızlanabiliyoruz onu görmek istiyorum. Of, Tofaş'ın güzelliğine bak. Bir gün sizlerle beraber bir tane de Tofaş alalım arkadaşlar. Bak bak, az önce laf söylediğim eleman direğe çarpmış, görüyor musun? İşte böyle. Yani yanlış anlamayın ama arkadaşlar, mal gibi araba kullandıkları zaman olmuyor. Tamam, ben kaldırıma çıkarım. Ben baştan söyledim.
Burası benim memleketim çünkü. Metal yapı diyor. Biz hastaneye doğru mu gidiyoruz? Evet, benim taksi durağına doğru gidiyoruz ha bu arada. Ben Passat'ı çok beğendim. Kasislerden masislerden geçirken hiç ses çıkarmıyor. Evet, otogar yönüne doğru dönüyorum. Ha, ileride de modifiye yapacağımız yer var. Bak orada bizim bir Hilmi Usta var sanayide. Adamın gerçekten işçiliği kaliteli arkadaşlar. Kim ne derse desin. Yavaş yavaş. Bak çevre yolu ne diyor abi? Çevre yoluna soldan. Şehir çıkışı. Tamam, şehir çıkışına doğru buradan böyle gideceğiz. Ya bu Passat'ların normalde piyasa değeri 450-500 bin TL arasındaydı. Volkswagen açıklama yaptı. Dedi ki işte önümüzdeki yıldan itibaren hıp 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 hıp. Biz geliyoruz be birader ya. Neyse. Türkiye piyasası... Türkiye pazarından mı, Avrupa pazarından mı ne çekiliyor dedi araba için. Arabanın piyasa değeri düşmek yerine neredeyse iki katına çıktı. Şimdi burada en ölü Passat'ı 750-800 binden aşağı alamazsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi modifiye yapmadan önceki bir hız testini yapacağız. Daha sonrasında modifiye yaptıktan sonra tekrardan bir hız testi yapacağım. Bakalım iki tane top speed testinde de maksimum ne kadarlık bir hıza ulaşacağız onu görmek istiyorum. Bence burası gayet ideal olacak. Şimdi buradan... Otobana doğru. Tamam, hafif çıkmadan şimdi kamerayı bir içeri alalım. Direksiyon gözüksün. Direksiyon görmedi olmaz. 260 kadranımız var arkadaşlar. 8000 devireye kadar çıkıyor. Bakalım kesiciye girecek mi araba? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başla. Yapıştır yapıştır yapıştır. Direkt 80'i falan direkt gördü yalnız. Yalnız yüksek devirde kullanıyoruz arabayı. İşler. Kaça kadar çıkacaksın? Hadi bakayım. Güzel. Biraz yaylana yaylana gidiyor ama inşallah yol bozuk diyedir. Arabanın alt takımda bir sıkıntı yoktur. Şu an 180'e kadar çıktık. Bak araba gram hissettirmiyor. Arabanın o konforu güzel. Kim ne derse desin. Akacığım bir çekilin bakayım. Çekilin bakayım. İlle makasa mı gireyim? Ne yapayım yani? İ20. Sol şeridi kapatmışsın. 210'la gidiyoruz arkadaşlar. Şu an top 210'u gördük diyebilirim size. Şimdi hafif bir yokuş aşağı. 220'ye dayandı diyebilirim. Abi burada radar oluyordu ya. Neyse yapacak bir şey yok abi. Radar madar cezayı ödeyeceğiz. Ama normalde yapmıyoruz tabii arkadaşlar. Yani oyunda diye istediğimizi yapıyoruz da normalde böyle şeyler yapmıyoruz. Vallahi gidişinde bir problem yok. Arabada herhangi bir sendeleme de yok. Hani o yol bozuk ondan kaynaklanıyor bazı. Bak bu sallanmaları yol bozukluğundan kaynaklanıyor yani. Belediye çalışmıyor abicim burada. Allah, araba spin attı. Oha, araba spin attı. Neyse biz buradan dönelim. Şimdi ustamıza gidelim. Aracımıza bir modifikasyon yapalım. Bakalım. Böyle kapatalım orayı da. Bakalım nasıl bir performans artışı olacak. İleride sol tarafta bir yerde. Tamam. Dönüşte de şöyle güzel bir hızlanarak gideyim ama işte rampada çok güzel hızlanmıyor. Ben bu dolmuşçu abileri anlamıyorum. Şu sol şeritte ne var Allah aşkına? Hani ne var yani? Hani ya bırakın abi, binek arabalara bırakın şu sol şeridi ya. Sol şerit dediğin yer çok acil işi olan birisi varsa gider. Bir de abicim ne bileyim işte böyle sollama mollama yaparken kullanılır. Yalnız frenlerini beğendim bak. Anında hızı kesiyor. Bu konuda başarılı buldum arabayı. Böyle araç testi videolarını seviyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimlerinizi açarsanız da bana böyle kaymaklı ballı kaymaklı kadayıf olmuş olur. Çünkü sizlere yeni attığım videoların ulaşmasını istiyorum ama sizler abone olmadığınız zaman bunları göremiyorsunuz. Tabii doğal olarak da ben de üzülüyorum yani kendi kendime video çekmiş gibi oluyorum. O yüzden imkanınız varsa bir beğeni, bir abone, bir de yorumlardan istediğiniz arabaları yazarsanız harika olur. Ben de sesimin duyulmuş olduğunu duyarım. Öğrenirim, duyarım da lan. Aga kamyonetsin ama hey yavrum hey. Hey yavrum hey, sol şeridi bırakmamışsın. Hayır, altımızda Passat var abi. Bu arada arabamız 45.000'deydi. 46.000'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Şimdi bizim Hilmi Usta nerede? Şuradan ileriden sol yapacağız. Abi kırmızı da bir bakayım. OBS'e falan yok burada. Geçeyim abicim. İleride solda arkadaşlar ama burada karşı şeride girmek istemiyorum. Buradan normal yolumdan gitmek istiyorum. Yavaş 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 yavaş. Dön abi. Hop Ege ya, yavaş. Abi görüyorsunuz beni dönerken nasıl insanlarsınız siz ya. Geç birader. Geç geç. Geç. İ20 geç. Tamam. Şimdi dış kameramızı aldık. Arabamızı da park ettik. Motorumuzu kapatalım abi. El frenimizi çekelim. Işıklarımız da kapansın. Aracımızdan çıkalım. Biraz öne koymuşum ya. Dur bakayım. Biraz geriye çekeyim. Tamam. Harika. Çek el freni. Kapat motoru abi. İn arabadan. Bebek ya bebek, yemin ediyorum bebek gibi duruyor. Şimdi buradan modifiye paketlerine bir bakalım arabamızın. Araç bakım. Abi aldığım adam şey dedi. Abi şimdi bunda bir yağ falan su filtreleri bir değiştir dedi. Zaten dediği gibi de şu an ekspertize soktuğumuzda 4 litrelik motor yağı, 1 litrelik antifriz, yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Debriyaj testinde bir sıkıntı yok. Ön takım testinde bir sıkıntı yok. 2000 lira sıkışmış abi. 2000 lirayı hemen hallettik. Tamam. Şimdi parçalara bakalım. Abi parçalarda yalnız. Aa, bunun modifiye seçeneği yok. Hayda.
E o zaman bari siyah boyayalım arabayı. Dur bakayım böyle yapınca siyah oluyor muydu? Deniyorum şu an valla. Evet. Karşınızda aşiret paket Passat. Abi çok güzel. Çok güzel. O zaman bir yanlama testi falan yapalım abi. Bir dızlayarak gezelim yani şimdi. Aç ışıklı. Abi çok güzel oldu be. Hakikaten çok güzel oldu. Gel geri gel 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 gel. Oto bakım servis. Sizlere de tavsiye ediyorum bak. Buranın işçiliği çok kaliteli arkadaşlar. Buranın işçiliği güzel yani. Şöyle arabayı size her yönünden bir göstermem lazım. Gerçekten ama gerçekten çok güzel araba yapmışlar. Quadfix'in burada ellerine kollarına sağlık. Son güncelleme ile beraber geldi arkadaşlar. Passat yoktu normalde. Yeni eklendi. Bu oyunda aynı zamanda taksicilik görevleri falan da yapabiliyorsunuz. Benim kısa short videolarımda var taksi görevleri yaptığım kısa videolarım. Oradan da görebilirsiniz. TikTok'taki canlı yayınlarda da arada sırada oynuyoruz. Oyun tamamıyla yerli ve milli bir oyun yani. Türk mahallelerinde geziyoruz. Türk bakkalı var, büfesi var. İçeri giriyoruz. Mangala gidebiliyoruz. Her şeyden önce mangal yapabiliyoruz yani oyunda. O yüzden gayet güzel, keyifli. Direksiyon desteği de var. Tavsiye ediyorum. Lafı çok fazla uzatmadan arkadaşlar ben burada videonun sonuna geliyorum. Passat'ı sizlere bir göstermek istedim. Kısaca tanıtmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanala abone olmadıysanız lütfen aşağıdan abone olmayı, beni desteklemeyi sakın unutmayın. Bir başka Ebeveyn Game videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.